TV1 ekranlarından herkese merhabalar. Ben psikolog Mehmet Tarık Çay. Her cumartesi olduğu gibi psikolojiye dair programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli, çok kıymetli, çok genç bir konuğumuz var. Bugün sevgili diş hekimi Miray Dönmez Baba. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz. Öncelikle kanalımız adına size bir teşekkür edelim. Böyle Ben teşekkür başlayalım. ederim davetiniz için. Hocam bugün bayağı bir sorumuz var size soracağımız. Dün Evet. sosyal medyadan gelen sorular var, yorumlar var. Ama öncesinde yayına başlamadan önce kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Miray Tabii Dönmez Baba ki. kimdir? Tabii ki. Ben Miray Dönmez Baba. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Kayseri'de yaşıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Evet. Bizim arkadaşlar da vardı aslında sizin bölümde ama sizin üst dönem oluyor onlar muhtemelen. Galiba. Melikşahlar falan vardı. Melikşah. Evet, üst Güzel. dönemlerimiz, evet. Üst dönem Evet, miydi sizin? üst O da benim dönemlerimiz. arkadaşım, hala zaman zaman kontak halindeyiz. Ömer Faruk vardı ama çok şimdi yayındayız. Onlar da Evet. çok başarılı diş hekimleri. Evet. Ama ister istemez işte bir dişçi korkusu var ya, arkadaşın da olsa gidemiyorsun. Kesinlikle, Ya kesinlikle. ister istemez buradan başlayalım yayına hocam. Evet. Yani gerçekten siz diş hekimleri böyle korkulacak insanlar mısınız? Çok mu korkunçsunuz? Korkmamız gerekiyor mu? İnsanlar, özellikle çocuklar. Evet, Yani kesinlikle çocuklar doğru. daha o sizin ünit dediğiniz masaya oturmadan önce ağlamaya başlıyorlar. Evet, Şimdi maalesef. hepimizi bu kadar ürküten şey nedir hocam? Buyurun. Yani aslında biraz geçmişte bu daha çok fazlaydı. Şu an gelişen teknolojiler, malzemeler, ekipmanlarımızla bu korkuları biraz daha azaltıyoruz. Bizim kendi psikolojik olarak yaklaşımlarımız, hastalarımızı anlatarak gitmemiz, bunlar da korkuları azaltıyor tabii ki. Son dönemde bu korkular bayağı azaldı. Evet, şimdi öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var hocam. Bir de öğretilmiş çaresizlik. Bence bunun Evet. ikisini yaşıyoruz. Kesinlikle. Şimdi diş dediğin zaman sinire dokunuyor, ne bileyim içini açıyor, kanal yapıyor, köprü yapıyor. Yani Evet. can acımaması çok da muhtemel bir şey değil. Evet. Çünkü diş bir de kendi ağrıyor zaten yani. Hı. Diş eşittir ağrıyan bir şey. Evet, ağrıyla geliyor zaten hastalar. Evet ya, bir ağrı var zaten. O ağrının daha üstüne çıkacağını düşünüyorsun. Yani dişi çekecek, sanki böyle eli koparacak gibi geliyor sana. Evet. Ama biraz daha bu eski deneyimlerimizden, yani o diş hekimliği masasının o korkunç görüntüsü benim gözüme hiç geçmeyecek. Evet, işte Teknoloji gelişiyor. geçmişten gelen korkular, küçük çocukluktan gelen korkulardan Evet. kaynaklı. O yüzden bunu bazen biz öğreniyoruz. Bazen de işte diziler, televizyonlar, dişçiye gitmeyeceğim diyor. İşte Evet. rakıyı pamuğa batırıyor, oraya koyuyor falan. Evet, yemek yemeyen çocukları aslında dişçiye götürürüz diye korkutarak yapılıyor belki de. Aa, evet, bir de bunlar Oralardan var. gelen bir şeyler var, korkular var. Ama şimdiki diş hekimleri, yani sizler işte Evet. daha işte sizin birkaç üst döneminiz. Hı. Ya bu 10 yıllık süreç diyeyim daha doğrusu. Evet. Daha yumuşak başlı, daha güler yüzlü. Hani elinde böyle iğne, bak diş, senin dişini çekerim falan diye gezen kişiler artık herhalde Yok artık. yok. Evet. Artık daha çok gülerek, Daha oyunlar sempatik insanlar oynayarak, var. evet çocuklarda özellikle oyunlar oynayarak, hediyeler vererek onları mutlu edip göndermek istiyoruz, tedavi etmek istiyoruz. Ben şey görüyorum şimdi son zamanlarda, çocuklar için sertifika. Evet. Çocuklara sertifika veriyorlar böyle. Diş hekimiyle fotoğraf çektiriyor. Sonra anlık dijital baskılı makineler var ya, çekiniyor, çocuğa da Evet. bir tane örneğini veriyor. Evet, son zamanlardaki oyun karakterleri, çocukların sevdiği şeylerle, baskılarla, hediyelerle onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama en yaratıcı gördüğüm şeyi söyleyeyim size. Evet. Hani böyle yatıyorsun ya, tam tepeye televizyon koymuşlar. Hı. Çocuklar oradan çizgi film izliyordu. Evet, o da yine çok etkili bir şey oluyor. O yüzden herhalde dişçiden korkmamamız lazım. Ne önerirsiniz hocam bu ben tarzı, diş hekimine gitmekte korkan, o masaya oturmamak için her türlü şey yapan, Evet. dişlerin çürümesini bekleyen insanlara? Yani korktukça aslında daha çok ağrı da artıyor. Ağrı arttıkça mecburiyet artıyor. Mecburiyete bırakmadan kontrollü bir şekilde diş hekimine gelerek, ağrı da olmadan gelerek aslında korkuları hafifletebiliriz, azaltabiliriz. Ben de şöyle ufak bir öneri vereyim. Hazır fobi Evet. demişken, düşünceleri değiştirmeden davranışlarımızın, yani gitmemizin ya duyguyu değiştirmenin, bu korkunun çok mümkün altı yok. Düşüncelerimizi değiştirerek başlamamız lazım. Ya diş hekimi bu kadar Evet. korku veren bir şey olsaydı, insanlar sürekli kapısında randevu alıp sıra olmazdı, Evet, bu kadar beklemezdi. çok sıra olmazdı. Doğru diyorsunuz. İşte bize bir fayda sağlayacağını biliyoruz. Böyle bir meslek dalı olmazdı. Yani evet, Evet. acı çekeceksin ama o an çekeceksin. Bir gün yaşadığım bir büyük kaygı tarafını anlatayım size. Dişim ağrıdı. Bayramın ikinci günü, ya birinci Hı. gece bitti. Gece yarısı böyle dişim öyle bir ağrıyor ki uyuyamadım. Evet.
Hemen bir arkadaşım aradım. O dedi ki şurası nöbetçi, oraya git. Hastaneye gittim. Acilde sıra bekliyorum ama bekleyecek gibi değilim yani. İnsanlar da bayramdan herkesin dişi ağrımış falan diyorum yani. Herkesin Hep dişi. denk gelir öyle. Sonrasında doktor iğne yaptı işte, uyuşturdu. Dedim benim ağrışım dedim çok düşük, biraz daha yaparsanız, bir Evet. tane daha yaptı. Sonrasında tutup çektiği an hayatımdaki o rahatlamayı hissettim. Hiç acımadı zaten canım. Ama dişi oradan çektiği an o rahatlamayı hissettim yani. Ölmüş bir dişmiş. Evet. Kurtarılır yanında yoktu. Dedi çekeyim mi, çek. Sadece bu canımın acıdığı saniye 5 saniye. Hepi topu belki. Evet aslında. Ama şunu biliyordum yani 5 saniye sonra bu acı olmayacak hayatımda. Yine de çok korkuluyor. Doğru. O yüzden biz de diş hekimden bu kadar korkmamalıyız. Kesinlikle. Bu kadar korkunç insanlar değil. Biz Miray Hocam'ı tanıdık. En azından Evet. Miray Hocam o kadar korkunç biri değil. Kesinlikle evet. Hocam peki bize biraz diş hekimliğinden bahseder misiniz? Hani bizim bilmediğimiz taraflarıyla. Evet, yani aslında diş hekimliği multidisipliner bir meslek. Biz her alanda bilgi sahibi olmalıyız. Her alanda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü gelen hastalar tek bir sebepten ya da tek bir sorundan gelmiyorlar. Diş eti kanamalarından, dişlerin ağrılarından ya da estetik kaygılarından da gelebiliyorlar. Bu gibi durumlardan dolayı her şeyi bilmemiz gerekiyor aslında. Tek bir yolda değil, bütün hepsinde gelişmeye açık olmamız gerekiyor. Yine önemli bir konulardan biri de koruyucu diş hekimliği diyebiliriz. Ağrı olmadan ya da bir kanama olmadan, sıkıntı olmadan diş hekimine gelmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Artık toplumumuzda bu biraz gelişti. Eskiden sadece ağrı olduğunda geliniyordu ya da sadece dişimi çektirmek istiyorum tarzında bir yaklaşımla geliniyordu. Artık bu toplumumuzda gelişti. Evet. Peki gelme sıklığı ne olması lazım hocam? Kaç ayda bir gelmeliyiz? Haftalık mı gelmeliyiz? Yani biz 6 ayda bir diş hekimine rutin olarak gelmenizi tavsiye ediyoruz. Kontrolleri yapmamız açısından en azından ağrı olmasa bile 6 ayda bir muhakkak bekliyoruz. Peki süreç nasıl ilerliyor? Geldim. Masaya oturdum. Ne yapıyorsunuz? MR, röntgen, işte Evet. tomografi, artık neler yapıyorsanız söyle. Adım adım anlatırsanız sevinirim. Evet, tabii ki hastalarımız geldikleri zaman ilk olarak röntgen çekiyoruz. Özel bir ağrıları varsa, özel bir dişinde ağrıları varsa ona yoğunlaşıyoruz ilk olarak. Ne zaman ağrılarının olduğu ya da ne sıklıkla olduğuna dair. Ama ağrıları yoksa hastamızın röntgen filminden inceleme yapıyoruz. Herhangi bir çürük, herhangi bir sıkıntı yoksa da ağız hijyenini kontrol ediyoruz. Ne sıklıkla fırçaladığını soruyoruz hastamıza. Doğru mu fırçalıyor, yanlış mı fırçalıyor ya da yanlış fırçayla mı fırçalıyor? Bunları öğreniyoruz. Bu şekilde. Şimdi belki en çok yapılan bilgi hatası diş fırçalamanın tarzı. Bir ara böyle amcalar çıkıyordu, diş fırçasını alıyordu. İşte şöyle fırçalayacaksınız falan. Evet. Reklamlarda görüyorduk. Oval mi fırçalayacağız? Yukarı aşağı mı fırçalayacağız? Aşağıdan yukarıya işte sürter gibi mi? Evet. Nasıl fırçalayacağız hocam? İşte fırçaya hani diş macunu reklamları öyle sizin dediğiniz gibi nohut kadar, pirinç kadar falan demiyorlar. Onlar böyle sıkıp Evet. geçiyorlar Yani diş macundan ziyade doğru teknikle fırçalamak önemli aslında dediğiniz gibi. Biz her zaman gelen hastalarımıza diş etlerinden dişe doğru fırçalamayı öneriyoruz. Neden? Çünkü biriken besinleri atmak için, dişlerden uzaklaştırmak için diş etinden dişe fırçalamayı öneriyoruz ve diş ipini de çok öneriyoruz aslında. Çünkü diş fırçası her yüzeye ulaşamıyor. Dişin her yüzeyine evet. ulaşamıyor. Özellikle ara yüzeyler için diş iplerini öneriyoruz. Ama artık şimdi onun da kolayları çıkmış. Çatal Evet. gibi Evet, artık her şey hazırlanıyorsun. kolayları çıktı kesinlikle. Biraz üşengeç işi yapmışlar yani. Evet. Çünkü onu al, kopar, onu oradan. Ya şimdi hemen alıyorsun Evet, aralara. eskiden daha zorlanıyordu hastalar. Nasıl yapacağız? Yapamıyoruz. Uzun mu, kısa mı kalacak? Şimdi biraz daha kolaylaştı. Bir de şey var değil mi hocam? Arayüz fırçası. Evet. Bu ne işe yarar? Hani bunu ne zaman öneriyorsunuz? Arayüz. Bazı hastalarımızda dişlerin arası çok açılabiliyor. Bu yaştan kaynaklı olabiliyor. Diş hekimine gitmeyip çok diş taşlarının birikmesinden kaynaklı olabiliyor. Temizledikten sonra ya da o aralar açıldığı zaman o aralarda yiyecek kalabiliyor. Diş ipinden daha kalın oluyor. O yüzden biz o yüzeylere de arayüz fırçalarını öneriyoruz. Onun boyutları var. Çok incesi ya da biraz daha kalını. Dişlerin arasındaki mesafeye göre öneriyoruz. Evet hocam. Şimdi tekrardan şöyle çocuklara bir dönelim istiyorum. Evet, Çocuklu evet. çocuklarla çalışmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Bizim meslek grubumuz içinde. Ben çalışmıyorum ama çalışan arkadaşlar da böyle inanılmaz bir sabır olduğunu düşünüyorum. Peki. Bizde de öyle kesinlikle. Çocukların diş sağlığı hakkında bilgiler aldık. Bu çocuklar neler yapmalı? Hani bir giriş yaptık, korkular hakkında konuştuk daha Evet. doğrusu. Çocukların diş sağlığı hakkında neler önerirsiniz? Neler yapılabilir?
Koruyucu önlemler nelerdir? Tedavi tarafı nasıl işliyor? Evet, bir kere yanlış olan düşüncelerden biri de zaten çocuklardaki süt dişi zaten düşecek sonrasında. O yüzden çürüğü varsa yaptırmayalım, çektirelim ya da doktora gitmeyelim, çocuk da korkuyor tarzında düşünceler çok yanlış düşünceler. Çünkü aslında süt dişi dediğimiz şey 6 aylık bir yaş itibariyle başlıyor, 2,5-3 yaşında tamamlanıyor sürmesi. Ondan sonraki süreçte o süt dişlerinin çürümesi ya da o süt dişlerinin erken çekilmesi altında gelecek olan daimi dişi etkiliyor. Daimi dişin çapraşık çıkmasına sebep olabiliyor. O yüzden çocukların süt dişleri bizim için çok önemli. Onlara yaklaşımımız da yine aynı şekilde bizim diş hekimlerinin biraz sorumlulukları aslında. Oyunlar oynayarak ya da yaptığımız işlemleri anlatarak onların korkmayacağı bir şey olduğunu belli ederek tedavi edebiliriz. Şimdi benim 2 yaşında bir kızım var. Bunun dişini fırçalamalı mıyız? Evet, tabii ki de. Çünkü hani o bizi fırçalarken görüyor. Hı hı. Onu da bir tane aldı, bir küçük bir tane diş fırçası var onun da. Evet. Yani onlar belki şu an tam olarak yapamıyorlar. 2 yaşında ya da daha küçük, daha büyük yapamayabilirler. Biz velilere kesinlikle önerdiğimiz şey yanlarında durup onlara gerekirse kendi elleriyle dişlerini fırçalamaları, bunu benimsetmeleri, en azından çocuk yaşta benimserlerse evet, sonrasında da bir sorun olmaz. Şimdi mesela özenerek evet, yaptığını ben görüyorum. Tabii ki evet, küçük yaşta. Çok sevdiğim bir söz vardır. Çocuklar sizin dudaklarınız değil, ayaklarınızı takip eder. Evet. O yüzden yaptığımız şeyleri kopyalıyorlar yani. Ne yaparsak yapalım kopyalıyorlar. Birinde bir Recep İvedik izliyoruz. Çocuk el hareketi yaptı. Recep İvedik el hareketi yaptı. Çocuk onu taklit etmeye çalışıyor. Evet, bir maalesef. 1,5 yaşında. Yani normalde çok denk gelen bir şey de değil yani. Reklamda fragman falan dönüyor galiba. Oradan bir şey. Yanlışı yani, daha çabuk kapıyorlar tabii, aslında. Ya şunu gördüm. Evet. Yani bu kadar hızlı 3 saniye içinde gelişen bir olayda evet, nasıl bu kadar kopyalayabiliyor? Sizin tarafta da diş fırçalamak bir alışkanlık. Evet. Yani hakikaten bir alışkanlık. Sonradan kazanılabilir ama daha zor. Daha zor. O yüzden anne babadan evet, görerek başlaman çok daha güzel. Peki 2 yaşında 3 yaşında bir çocuğun dişini nasıl fırçalayabiliriz? Hani aç kızım ağzını, hadi oğlum aç bakalım ağzını gibi mi? Evet. Diş macunlarına güvenecek miyiz? Çünkü onların da renkleri varmış, etiket renkleri. Evet. Yeşil, mavi, kırmızı. Hani biz hangi etiket renginden alacağız? Evet. Yani çocukların dediğim gibi 6 ay 1 yaşından itibaren dişleri çıkmaya başlıyor. Sonrasında tabii ki 6 ay 1 yaşında fırçalamak biraz daha zor olabilir ama biz sonrasında yemek yedikten sonra en azından temizlenmesini öneriyoruz. Büyüdüğü zaman biraz daha 2 yaşında 3 yaşından sonra artık fırça alışkanlığına başlanabilir. Biz çocuklar kendileri yapamadığı için velilerin yapmasını, velilerin yardımcı olmasını istiyoruz. Diş macunu da çok düşük, çok küçük mercimek tanesi kadar bile diş macunu aslında yeterli oluyor. Orada mantık yedikleri yemeklerin diş üzerinde kalmaması, çürüğe sebep olmaması için fırçalamaları. Bu yüzden macundan ziyade fırçalamak daha önemli. Macun doğru olmasa zamanda da fırçalamak. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çok sert olmaması gerekiyor. Çocuğun da canı yanmasın. Yumuşak kıllı fırçalarla fırçalanabilir. Evet, evet hocam. Peki ya çocuklarla çalışırken işte dedik ki onlara uygun bir ortam, televizyon. Evet. Peki anne baba ne demeli? İşte dişçi abla senin ağzına iğne yapacak. Senin dişini çekecek. Hı hı. O dişin gidecek. Yani nasıl bir açıklama yapması lazım? Onu da merak ediyorum. Yani açıklamadan ziyade ilk olarak gelmeden önce korkutmamaları gerekiyor. Bu çok önemli. Öncesinde korkuttularsa zaten diş hekimiyle bizim bunu kırmamız biraz zor oluyor. Ama kırdıktan sonra da biz velilere her zaman diyoruz ki çocuklara yalan söylemeyin. Dişin çekilmeyecek diyorlar. Ama biz dişi çekiyoruz. Çocuklar bu yüzden bizi sevmiyorlar. Biz onlara yine tatlı dille ya da oyunlarla bir şekilde anlatıyoruz. O yüzden velilerden istediğimiz onlara yanlış, yalan söylememeleri, doğruyu söylemeleri ama tatlı dille ya da yumuşatarak yapacağımız işlemleri anlatmaları. Evet. Hocam şöyle, peki geç kaldık. Dişi kurtaramıyoruz artık, çekeceğiz. Artık evet, biz yetişkinlere geldik. Çocuklar için de soracağım. Ne yapmalıyız? Hangi tedavi yöntemleri burada seçiliyor? Yani diş eksikliklerinde şu sıralar çok revaçta olan şey implant tedavisi aslında. İmplant tedavisi çok da başarılı bir tedavi. Diş şeklinde, diş kökü şeklinde titanyum metallerini ağızdaki çene kemiğine yerleştirmek. Üzerine de dişe çok uyumlu, yandaki dişlere uyumlu bir protez yapmak. Evet. Çok başarılı bir tedavi ama implantın yanı sıra implant yapamadığımız durumlarda yeterli ağızda çene kemiğinde yer yoksa ya da hasta hiç istemiyorsa implanta karşı bir korkusu varsa kaplamayı öneriyoruz. Kaplamada yandaki dişleri küçülterek
köprü şeklinde dediğimiz bir tedavi yöntemi. Kaplama eskiden metal destekli kaplamalar vardı. Şu anda daha çok gelişen, daha çok revaçta olan IMEX'ler, laminalar var ya da zirkonyumlar var. Altlarında metal yok, daha estetik, daha inceler. O yüzden diş etlerine uyumları daha iyi. Onları önerebiliyoruz, onlar yapılabiliyor. Şimdi onları da soracağım da, şimdi köprü dedim, köprü ne hocam? Kanal ne? Bizi biraz açın. Biz köprü dediğimiz zaman bir üst geçit, alt geçit. Evet. Yani köprü dediğim gibi tek diş eksikliğinde ya da daha fazla diş eksikliğinde yanlarında, sağında, solunda bulunan dişlerde hafif bir aşındırma yaparak oraları da madde ekleyerek ortadaki boşluğu doldurup diş eksikliğini gidermek. Köprü böyle diyoruz halk arasında aslında. Peki kanal tedavisi ne? Kanal o kadar çok duyuyoruz ki. Hı hı. Kanal işte bir dişin kanalı bir günde biter mi? Kanal ne demek? Şöyle biraz kanal tedavisiyle ilgili de. Tabii ki. Çünkü işte bazen arkadaş arasında nereden geliyorsun? Dişten geliyorum. İşte kanal yaptırıyorum falan böyle. Evet. Kanal tedavisi de aslında yine dediğim gibi ekipmanlarımızın gelişmesiyle tek seansta bitebiliyor. Ama bu da dişten dişe göre değişebiliyor. Dişteki hasara göre değişebiliyor. Ya da altında bulunan iltihap var mı? Herhangi bir sorun var mı? Apse var mı? Buna göre değişebiliyor. Tek seans ya da iki seans sürebiliyor. Kanal tedavisi dişlerin içerisinde bir sinir var. O sinir aslında ağrıya sebep olan şey o, korkulara sebep olan şey o. Çürük sinire ulaştığı zaman çok büyük bir ağrı yapıyor ve sinir ulaştığı zaman artık bizim o siniri oradan kaldırmamız gerekiyor. Siniri alıp içerisine dişle uyumlu, uygun, biyo uyumlu dediğimiz materyaller yerleştirip üzerine dolgu yapıp kapatmamız kanal tedavisi aslında bu şekilde bir şey. Evet. Çok da korkulacak bir şey değil. Dolgunun da artık renkleri değişti değil mi? Evet, hocam? Evet. Beyaz dolgu yapıyorlar. Beyaz dolgu yapıyorlar. Eskiden amalgam dediğimiz dolgular vardı. Renkliydi. Siyahlaşıyordu evet. Sonrasında da. Şu an dolguların rengi bile çok çeşitli. İstediğimizi kullanabiliyoruz dişle uyumlu olarak. Yani evet, teknolojinin gelişmesi herhalde evet. Çok bizlere yaradı. Evet, kesinlikle. Sağlık alanında da yine çok güzel şeylere sebep oldu. Zinkoryum dediniz hocam. Zinkoryum benim bildiğim bir maden. Mesela hatta alüminyum dökümde falan bunu içine katıyorlar işte verimliliği artıralım diye. Sizin kullandığınız alan ne oluyor? Şöyle biraz daha açar mısınız? İsimini hep görüyorum. Evet, zirkonyum. Evet, çok duyulan bir şey. Zirkonyum dediğim gibi önceden eskiden metal destekli porselenler vardı. Bu metal destekli porselenler diş şeklinde porselenlerde ama altlarında metal vardı. Diş etinde siyahlaşmaya sebep oluyorlardı. Şimdi zirkonyumlar çıktı. Zirkonyumların altyapısı da dişteki dişin rengiyle aynı olduğu için hiçbir estetik sorun sebep olmuyor. Bu yüzden zirkonyumlar çok kullanılıyor ve sağlamlarda. Renklenme de çok yaşamıyoruz zirkonyumlarda. Ama tabii ki yeterli bir temizleme yapılırsa, anlattığımız şekilde ağız hijyene dikkat edilirse herhangi bir sorun görünmüyor. Aslında bundan her şeyin en başı herhalde bizim de başlık attığımız koruyucu diş hekimliği. Yani evet. Koruyucu diş hekimliği yine eğer adapteysen, kesinlikle. Bu hayatı sürdürüyorsan zaten bir problem çıkmıyor. Kesinlikle. Hani çıksa bile çok hemen ufak şeylerle çekilmeden önce kanal yapıyorsunuz. İşte evet. Kanaldan önce işte amacımız o zaten evet dişi kaybetmeden onu kurtarmaya çalışmak. Tabii ki sonrasında da tedavilerimiz var anlattığım gibi ama bizim ilk isteğimiz, ilk amacımız dişi kaybetmemek. Peki hocam ya implant dediğimiz zaman da hemen çok ufak bir soru soracağım. Fiyat farkı çok, makas çok açık, inanılmaz evet. Açık. Bunun sebebi nedir ya? Bunun kaynağı ne? Niye üretim aslında. Üretim firmasına bağlı ya da nerede üretildiğine bağlı. Yerli mi yoksa yerli değil mi, yabancı mı? Buna göre değişiyor aslında. Yani yerlinin de çok iyisi var. Fiyatı çok yüksek ya da çok düşük. Yine aynı şekilde yerli olmayan üretimlerde de fiyatı çok yüksek ya da çok düşük. Onu hastayla beraber, hastanın da isteklerine uygun olarak, ağzı yapısına bağlı olarak seçiyoruz. Evet. Yani ağız sağlığı çok önemli. İnsanlarla sürekli iletişim halindesin, evet. Konuşuyorsun. Şimdi benim burada bir tane eksiğim var ama bu dişçi korkusundan hakikaten hani implant, benim için implant dünyanın böyle en zor şeyi. İşte implant evet. Yaptırdım, yemek yiyemedim, implant yaptırdım, şöyle şişti, böyle acıdı. Ya bu korkudan dişçiye gidip o koltuğa oturamıyoruz ister istemez. Evet. Ne hissediyoruz ya, eksik dişe gezeriz artık yapacak bir şey yok falan moduna giriyoruz. Artık aslında ağrı da çok hissedilmiyor açıkçası. Az öncesinde söylediğiniz gibi diş çekerken yeterli uyuşturma dediğimiz, anestezi dediğimiz şey yapılırsa ağrı da çok hissedilmiyor. Tabii ki sonrasında hafif şişlikler, ağrılar olabiliyor ama verdiğimiz ilaçlarla onlar da kontrol altına alınabiliyor. Anladım. En azından o ilaç sektörü de gelişti, ağrıyı daha evet, da mı arttırdı? Evet. Hocam o zaman sizden implant sözü de alalım biz ya. İnşallah. İnşallah diyelim. En azından korkumuzu öğrenelim.
Şimdi bir de yine popüler, hani estetik de çekimli dediniz. Hı hı. Diş beyazlatma. Evet. Diş beyazlatma nasıl oluyor hocam? Nedir? Ne değildir? Hani sürekli sosyal medyada karşımıza geliyor. İşte toz oluyor ya da ne bir macun sıkıyor. Yarısını fırçalıyor, yarısı bembeyaz, yarısı eski Evet. hali. Evet. Böyle bir şey mi? Diş beyazlatması dediğiniz gibi çok yaygın bu sıralar. Çok da hastaların istediği bir şey aslında. Bize çok geliyorlar öyle. Kişinin dişinin rengini 2 ila 8 ton arasında açma işlemi aslında. Hasta diş formundan çok memnun, şeklinden çok memnun ama çok sarı geldiğini, çok koyu geldiğini söylüyor. Bu işleme de diş beyazlatma diyoruz. Uyguladığımız bir yöntem, çok da yapıyoruz. 18 yaş üstünde olan, çok fazla dişlerinde hassasiyet olmayan herkese yapabiliyoruz. Ama tabii ki yaptıktan sonrası da çok önemli. Yani ilk 2 hafta özellikle çok çay, sigara içmemesini, hatta hiç içmemesini öneriyoruz. Sigarayı, alkolü özellikle ya da havuç, çilek gibi renk veren yiyecek, içeceklerden 2 hafta özellikle uzak durmalarını öneriyoruz. Peki zarar var mı hocam bu tedavinin? Herhangi bir zararı yok ya da yapılırken uyguladıktan sonra ağrıya sebep olmuyor. Yapılırken de bir ağrıya sebep olmuyor. Ama hassasiyet yapabiliyor. Hassasiyet de kişiden kişiye göre değişebiliyor. Yani hastanın çok ağrı eşiği düşükse tabii ki daha çok hassasiyet olabiliyor. Ama hassasiyet de 1-2 gün içerisinde geçiyor. Hassasiyet 1-2 gün. İğneli bir işlem mi yoksa bende? Yok, hayır, iğneli bir işlem değil. Diş etlerini koruduğumuz, üzerine bir özel bir şey sürüyoruz. Ondan sonra ışınla, mavi ışın dediğimiz, hastaya da gözlük takarak, gözlerini koruyarak uyguluyoruz. Mavi ışın işlemi nedir hocam peki? Amacı nedir? Hani bu makineler falan ağza giriyor. Hani böyle bir şey mi o da? Yok, ağza girme gibi bir durum yok. Dediğim gibi burada çok önemli olan şey aslında diş etlerini korumak. Çünkü evet, uyguladığımız, sürdüğümüz şey biraz yanıcı ve yakıcı etkisi olabiliyor. O yüzden en önemli dikkat ettiğimiz şey diş etlerini korumak. Ve biz mesela televizyonlarda çok görüyoruz, sizin de söylediğiniz gibi. Limonla temizliyorum, karbonatla evet, temizliyorum. Evet. Çok yanlış bir düşünce. Kesinlikle çok yanlış. İlk yapıldığı zaman belki çok beyazlıyor gibi geliyor. Ama mineyi aşındırıyor ki biz bunu hiç istemiyoruz. Mineyi aşındırdığı zaman da pürüzlendiriyor. Daha sonrasında daha çok kolay şekilde leke tutuyor dişlerimiz. Daha sarı oluyor aslında. Kesinlikle önermiyoruz karbonat, limon tarzı. Türk öyle, kahvesinde katıyorlar. Ben evet, izledim bilmediğimiz iki tane. Şeyleri, diş hekimi kontrolünde olmayan şeyleri önermiyoruz beyazlatma için. Sonrası daha kötü. Peki hocam, diş beyazlatmanın kalıcılığı ortalama ne kadar oluyor? Hani ömür boyu devam ediyor mu? Evet, kalıcılığı 1,5-2 sene kadar sürüyor. Ama hastanın ağız hijyenine de bağlı. Ya da sigara, alkol, çok fazla kahve içmesi, bunlara bağlı olarak da değişiyor. Ağız hijyeni iyi değilse, çok fazla sigara kullanıyorsa ya da kahve içiyorsa bu süre kısalıyor tabii. Evet hocam, şimdi bayağı bir soru hazırlamıştık. Sizi biraz da dinlendirelim. Evet. Psikolojik olarak da bazen önce bize gelen, sonra size yönlendirdiğimiz, eğer herhangi bir sorun yoksa bizim devam ettiğimiz bir konu var. Diş sıkma, diş evet, gıcırdatma. Maalesef çoğu kişide görülen bir sorun. Evet ya, diş sıkma neden oluyor hocam? Yani bunun işte siz tarafından, diş hekimi tarafından değerlendirilen yönü nedir? Bu diş sıkmaların sebepleri nelerdir? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Diş sıkmaların aslında bir sürü sebebi var. Yani tek bir sebep var diyemeyiz kesinlikle. Örnek verebilirim ki mesela az önce söylediğim protezler, kaplamalar ya da dolgular yüksek yapıldığında hastanın açma kapaması çenesini değiştiği zaman bu yine diş sıkmaya sebep olabiliyor. Ya da dönemsel psikolojik sorunlar, stres yine çok önemli sebeplerinden diş sıkmanın. Tedavileri de yine değişiyor buna göre. Eğer ki elimizde olan bir şeyse etkeni ortadan kaldırıyoruz. Nelerdir? Bu dolguları düzeltmektir ya da kaplamaları düzeltmektir, yüksekliklerini almaktır. Ama onun dışında stres ya da dönemsel psikolojik sorunlarsa gece plakları dediğimiz plaklar yapıyoruz. Bu plaklar sert, şeffaf plaklar. Hastaya düzenli kullanmasını öneriyoruz en azından aşınmadan kurtarmak için. Ya da son zamanda yine çok revaçta olan botoks uygulaması. Botoks uygulamasını dişlerini çok sıkan hastalarımızda çiğneme kasları dediğimiz masseter kasları var. Bu kasların çok fazla aktifliğini tamamen yok etmek değil de aktifliğini biraz azaltarak diş sıkmayı önleyebiliyoruz. Aslında botoksu hayatımızın her yerinde kullanıyoruz artık. Evet, evet. İşte Erhan Bey de biliyor, migrende kullanıyoruz. Evet. İşte estetikte kullanıyoruz, diş sıkmada.
Botoks nedir hocam peki, şöyle hani her şeyde kullandığımız için? Evet, botoksu kaslara uyguluyoruz aslında. Kaslarımızı inaktif ediyoruz dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi. Tamamen inaktif değil ama en azından aktifliğini azaltarak diş sıkmayı önleyebiliyoruz. Çünkü kas çok sertleşmiş oluyor. Diş sıkan hastalarımızda da bunu görüyoruz. O kasa uyguladığımız bir tedavi aslında. Evet. Peki hocam, bu tedavinin psikolojik taraflarına bakacak olursak da aşırı stresli yaşam. Şimdi Evet. şöyle bir şey soracağım. Biz stresi baş etmeyi öğretiyoruz. Hı Yani hı. stresi baş etme, yönetebilme desem daha doğru olur. Çünkü artık hani stresle baş etmen çok mümkün değil. Bu şehirleşen hayat, yaşam düzeni. Maalesef. Stresi yönetmeyi öğretiyoruz. Ya da işte kaygı durum varsa gerçekçi bir kaygıya karşı yaklaşım üzerinden gidebilirken, aynı zamanda ikinci olarak da kaygı ile ilgili düşüncesel tarafta bozukluğu nasıl değişeceğini anlatıyoruz. Nasıl baş etmesi gerektiğini kaygıyla anlatıyoruz. Evet. Bu plak olması bu psikolojik tarafı hani biraz şey yapmaz mı? Hani gece Yani plağı vermeniz. evet, zaten çok düzenli genelde hastalar kullanmıyor açıkçası. Kullansalar çok yararlı bir şey. Dişlerin en azından aşınmaması için çok yararlı bir şey. Çok da önerdiğimiz bir şey. Botoks yaptığımız zaman bile yanına kombine olarak gece plaklarını kesinlikle veriyoruz. Çünkü sadece botoks yaptık. Botoks kalıcı bir şey değil. Sonrasında geçici bir şey. O yüzden gece plakları çok önemli. Evet. Kullanmaları gerekiyor. Tabii. Onlar da kullanıyor. Yani biz en azından psikolojik boyutuyla Evet. beraber de götürürsek herhalde Evet. belki Stresi azaltmaları gerekiyor. eskiden, yani şimdi biraz önce yaptığım şey düzeltme şundan kaynaklıydı. Bir dönem çıkan kitaplar stresle baş etme yöntemleriyken, şimdi Hı. stres yönetimi. Çünkü hani stres o kadar fazla ki, yaşam içindeki stresör Evet. sayısı fazla olduğu için bizim bunlarla baş etmemiz çok artık mümkün değil. Yönetebilmemiz lazım bu stresi. İşte Evet. yayının bir stresi var. Bunu yönetmelisin. Ya da ne bileyim, iş hayatının bir stresi var. Bu stresi yönetmelisin. Aslında her anlamda bizim bu stresi yönetebilmemiz lazım. Ama tekrardan fiziğin bir kuralı vardır ya, başladığın noktaya dönersin. Evet. Yayına başladığımız konuya geleceğim. Eğitim ve korku. Yani ailelerimiz bir dişçiden, bir diş hekiminden insanlar korkutmamalı. Bak bu abla Kesinlikle. şimdi sana iğne yapar, dişini çeker, seni dişçiye götürürüm eğer yemezsen. Evet, öncesinde yapılan korkular ya da korkutmalar çok etkili. Çok çocukları korkuyor ve çocuklar bunu unutmuyor da açıkçası. Sonrasında biz ne kadar düzeltmeye çalışırsak çalışalım, ailenin ilk başta yaptığı korkutmalar çok olumsuzluk sebep oluyor. Evet. Bir diş hekimi hocamızın, arkadaşımızın yanına ziyarete gitmiştim. Ofisini gördük. Yani siz sonrasında siz Hı uğraşıyorsunuz. hı. Oda işte zürafalı, ne bileyim Evet. yastıklar, armut Oyunlar. koltuklar, böyle her yer artık çocuğa yönelik oluyor. İşte Evet. korkutmamaya çalışıyorsunuz, aman şöyle yapmayalım. Çünkü aile korkutmuş ya da bir izlediğimiz diziden, televizyondan korkmuşuz. Hı. Çocuk bunu almış ve koymuş cebine, demiş tamam. Diş hekimi kötü bir şey, gidilmez. Babası işte ne bileyim karanfil koyu, zeytin koyu geçer. Bu yöntemlerle gidiyor. Dizide adam rakı döküyor, onu koyuyor, alkolü koyuyor. Hani Evet. diş hekimine gitmekten başka her şeyi yapıyorlar diş hekimi de. Maalesef, ama biraz daha bu toplumda bu algı kırıldı gibi, artık çocuklarını da kontrollü bir şekilde hastalarımız getiriyorlar diş hekimleri muayenesine. Bu kırıldı, biraz daha düzeldi gibi, artık çocuklar da çok korkmuyorlar. Evet. Ya ben ailelerimizden biraz önce söylediğim ya, çok sevdiğim bir sözdür. Bir Hint sözü. Çocuklar sizin dudaklarınız değil, ayaklarınızı takip eder. Evet, çok doğru. Başlayalım fırçalamaya. Biz evde fırçalayalım. Eğitim biz evde verebiliriz. En güzel eğitimi. Evet. Okullarda vermeliyiz. Yani Kesinlikle. okullarda mesela 6 ayda bir değil de 2 ayda bir diş hekimleri gitsin, sağlıkçılar. Dişi fırçalamanın önemini anlatsın. Evet. Diş fırçaları, diş macunları hediye edilsin. Yani çocukları teşvik edelim aslında. Bu tarz